faizle kredi çekip ev almak sence bu konudaki... Abi sıkıntılıdır abi valla, sıkıntılıdır abi. Hani çoluk çocuğa bir yuvaya girebilmek için... Abi yuva yap ama şu var, faizle bulaşıyorsun abi. Aynen. Sen faizle halal kılamazsın ki. Faiz çok zaruri hallerde halal olabilir. Diyelim ki bir adam bir tanesi senden 20 milyar istiyor, istemeden borç almışsın, adam seni öldürecek, kan cinayet çıkacak, gidip bankada Müslümanlardan isteyeceksin. Kimse vermiyor, uzlaşı olmadı, gidip çekersin. Ama ona kalkıp ev al faiz, araba al faiz, faizle halal ettin ya. Bu da sıkıntıdır abim ha. Ramazan hocam seni seviyoruz, var bir emri. Yok baş acısı, teşekkür ederim, Allah yolunu yansın etsin. Ben haktan tarafım. Ama o noktada tekrar düşünmeni istiyorum abi. Ben düşünüyorum. Evet. Ben kendimden taraf bile değilim. Eyvallah. Ben yanlışsam Allah beni de düzeltsin. Eyvallah. Ben ne şuculuk ne buculuk yapmıyorum. Kimseyi sağa sola itip gittim, ne devletçiyim, ne işit, ne PKK, ne tarikat, ne cemaat. Eğer ben yanlışsam Allah beni de düzeltsin. Eyvallah. Eğer ben dinle insanları kandırıp azıp saklıyorsam, valla lanet benim boynuma da gelecek. Çünkü din, dinle insanları kandırmak fitnedir. Efendimiz diyor ki, fitne uyur. Kim uyanırsa Allah'ın laneti üzerine olsun. Fitne dini kökünden tıraş eder. Bizim gayemiz vahdettir. Biz vahdet dengeli gidiyoruz. Şunu bura, ora bura çekmiyoruz. Mesela bu, Allah razı olsun. Abi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Baş acısınız. Ramazan abi. Hocam bir son bir soru sorayım. Bu virüs konusunda bir şeyini izledim senin. Bir video olur. Yani son şeyin nedir senin bu koronavirüs? Abi ben söyledim, ben videolarımda söyledim. Yani Allah'tan mı gelmiş, biz öyle diyoruz. Ben Allah'tan geldi demedim. Ya biz, ben mesela bekleni diyorum Allah'tan gelmiş, ben böyle düşünüyorum. Şimdi tekabül süresine Yüce Allah ne diyor? Tekabül 11. Ma esâvetu min musibe illa bi iznâ. Bela ve musibetler Allah'ın izni olmadan gelmez. Aynen. Ben şimdi doğal virüs var, Allah'tan gelen bela. Bir de Allah'ın bir zalimi bir zalimleri kırdırtmak, terbiye etmek virüsü de var. Mesela bu nerede geçiyor? Enam 65'te geçiyor. Enam 129'da geçiyor. İsra 5'te geçiyor. Haç 40'da geçiyor. Allah zalimi zalimle terbiye eder. Etmezse ne olur? Kainat ters döner. Dünyanın ayarı dengesi bozulur. Hayat hakkı bize olmaz. Allah terbiye eder. Bazen Allah Tevbe 14 ve Bakara 251 ile müminlerle kafirleri terbiye eder. Allah bazen zalimi zalime de kırdırtır yani ya. Dünyanın ayarının dengesi sağlaması için. Yani sonuçta nerede gelse gelsin Allah'ın izniyle gelir. Zaten bunda hep fikiriz. Bu mutlaktır. Allah dilemezse kimse bir adım bile atamaz. Adam diyor ki ben kötülük yapmak istiyorum. Allah o kötülükle insanları terbiye ediyor. Allah şeytana da makam verir. Müminlere de verir yani. Mesela bu. Hatta Enam 121. Allah'ın ismi olmayan, adı geçmeyen hayvanların etini yemeyin, ayete geçer. Kurbanlık yapmayın ve şurada geçer, şeytan kendi dostlarına vahyeder. Şura 51'de Allah da kendi dostlarına vahyeder. Bazen doğrudan kalbine atar, bazen elçiyle, bazen bir şey vasıtasıyla. Dağ veya ağaç üzerinden de Allah kulunun kalbine ilham eder. Bu şekilde bileceğiz yani. Allah zalimle bile İslam alemini terbiye eder. Efendimiz diye Allah bilmiyor. Aslında kafir de böyle bu dünyayı yüceltebilir. Güç onun gücüdür. Bu işini güzel yapıyor. Biz anlamıyorsak teslimiyet göstereceğiz, zaman anlarız. Teşekkür ederim. Şimdi tam anladım hocam. Şimdi koronavirüsle Allah ne yaptı? Dedi ki siz Kabe'ye layık değilsiniz, tavafı yapmıyorsunuz, hacı yaşamıyorsunuz, hacın maddelerini yaşamıyorsunuz. Bizi Kabe'den uzaklaştırdı. Bizi birbirimizden uzaklaştırdı ki kıyametin provasını yaptı. Kıyamet gününe uzaklaşacak. Bize bela verdi, bize hastalık verdi. Bizim aciziyetimizi gösterdi. Bizim ne kadar zayıf mahlukat olduğumuzu bildirdi. Bizi eve kapattı, bize ceza verdi. İbret alın, tefekkür edin diye bize bu hastalığı verdi. Aynen. Daha çok hikmetler var yani. Abi Allah razı olsun, teşekkür ederim. Başka varsa sorunu söyleyin abi. Ağzına yürüyelim. Bir şey daha söyleyeyim hocam. Şimdi biz Diyarbakır halkı olarak zaten seni tanıyorduk. Çocuğumuzdan beri, anne babamızdan seni biliyor. Şimdi ben bu... hastaneye yatmandan dolayı hani bayağı bir fenomen demeyelim de hani bayağı tanındın. Biz hani bazen kendi aramızda istişare yapıyoruz. Sence senin bu kadar tanınmanda şer mi var, hayır mı var? Şer gibi görünen bazı şeylerde hayır var. Bakara 216. Evet. Hayır gibi gördüğünüz şeylerde bazı şeyler şey var. Siz bilmezseniz Allah bilir. Aynen. Yani hayır oldu. Şer hayra döndü. Şer gibi görünen şeyler hayra döndü yani, hikmet. Şimdi mesela halk olarak herkes şunu diyor.
mesela hoca tamam buraya yattı ama herkes onu tanıdı. Hayır oldu. Herkes mesela diyor ki şerde hayır çıktı. Benim düşüncem ise mesela kötü insanlar bu kez sana zarar verme hissiyatı ya da sana zarar verebilirler mi bu şeyinden? Allah Fatır Suresi 2. ayetinde diyor ki ben bir kuluma iyilik dilersem dünya gelse ona engel olamaz. Şer de dilersem dünya gelse onu bozamaz. Ona bir fayda veremez. O şeri engelleyemez. Abi hiç kimse bir şey yapamaz. Ben bu yaşa geldim. 1000 defa Allah'tan kaydı bir ölüm istedim. Allah benim ruhumu almadı. Onlar mı alacaklar? Sine kurup gide avlanırlar abi. İnşallah. Onlar sağladıkça daha kuvvetleniyoruz abi. Bana Allah yardım ediyor. Ben insanlara şey yapmıyorum. İnsanlara mesafeli duruyorum. Allah'a yakın oluyorum. Allah'ın kelime dost edilmişim. İnsanlarda bir korkum yok. Yok, korkmadığını biliyoruz abi. 10.000 defa hayırlı bir ölüm istedim. Allah ruhumu almadı. Sen Allah'tan daha güçlü olup da o ruhun bedenimden çekecek bir halin yok. Tabii. O çok zor olur. Onlar kendi kendini rezil edip bırakırlar yani. Dünyada gider, ahirete gider yani. Ben yani bir korkum yok. Doğru konuşmalarından dolayı ya. Asla ben korkmam. Aynen. Ben insandan asla korkmam. Çünkü benim korkumu Allah'a verdim. Korkunun efendisi oldum. İnsana verseydim korkunun esiri olacaktım. Benim için insan bir sinek gibidir. Ben de öyleyim. Niye korkacağım ki? Kanında pislik taşıyan bir varlıktan niye korkacağım ki ben? İbrahim Aleyhisselam diyor Enam 81-82'de. Siz Allah'tan korkmazsınız. Kendinize putlar, ilahlar edinirsiniz. Ben sizin putlarınıza, ilahlarınıza niçin korkacakmışım? Mümkün değil yani. Teşekkür ederim. Hocam. Abi hayal akşamı. Selamet abi. İyi akşamlar. Abi güzel kovuşsunlar.